Melek ablam da bak koşa koşa gelmiş, dondurmasını da almış. Evet. Ne kadar fedakar komşularım var, ne kadar evet, şanslıyım. Canım geçmiş olsun. Ay Emre, bir sene hayır olması lazım. Diyor ki dilin çalışsın diyor, elin çalışmasın diyor. Aynen. Bir nasıl da diyor güvendiğinde diyor hemen yaptırdın diye bir araştırsaydın. Doğru söylüyor. Peki ben yatayım da işlerimi kim görsün? Ya diline yönlendireceksin insanları. Yapmayacağım. Kendini korumasını bileceksin değil mi? Yani ya. Canından kıymetli değil. İnsanları yönlendireceksin. Yönlendireceksin. Şunu yapalım, bunu yapalım diyeceksin değil mi? Kendini böyle bak yaparsan ben ne olur? Ne şimdi kadar böyle profesyonel bir kadın. Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Neredesin, neredesin? Uzun bir süre uyudum zaten narkozun etkisiyle. Ondan sonra bugün belim çok rahat, çok iyiyim. Belimden yana hiçbir sıkıntım kalmadı. Ama FMF beni öldürdü. Bugün de geçmedi FMF'im. Şu anda da yine acile gittim, bir herkes için vurdurdum. FMF'im aldı başını gidiyor. Şu anda dedim bari eve yürüyerek gidelim, belki biraz faydası olur. Şu an hafif hafif yürüyorum. Oh. Nesliler aşure yapmış, aşure yemeye gidiyorum. Şifa Allah'tan da belki iyi gelir fındığı fıstığı ama yani sancım hala geçmedi. Ben gece yine bir acil yapabilirim. Oh. Böyle efim uzun süre gelmiyor. Sonra 2-3 ay sonra bir geliyor, pir geliyor. Oh. Biraz da tabii aşırı yorgunluk var. Ama kader ezildi. Maşallah. Okuyun. Evet, şimdi ben FMF deyince bilmeyenler diyor ki Kadir bir FMF ne FMF? FMF Akdeniz ateşi diye geçiyor. Genetik bir rahatsızlık. Yani ya annenizden ya babanızdan aldığınız genlerden dolayı. Sağolsunlar zaten hiç faydalı bir şey vermediler şimdi yaklar. Oh. Aldığım genlerden bir tanesi hatalı geçmiş. O hatalı genden dolayı da ayda işte bazen 2 kere, bazen 3 ayda 1 kere böyle organlarımın zarları var ya, şimdi her organın bir zarı var. Karaciğer, akciğer, işte neyse artık. O zarlar komple böyle iltihap kaplanıyor. O iltihaptan dolayı da enfeksiyon değerim yükseliyor. Ve ateşli bir şekilde sancı yapıyor karnıma. Bende çok az ateş oluyor. Genelde ateşim pek olmaz ama aşırı derecede apandis sancısının aynısı. Hatta apandisimi de aldılar daha öncesinde. İnanılmaz şekilde bir apandis sancısıyla karşılaşıyorsunuz. Sağ tarafta tam şurada karın boşluğunda böyle kaburganın altında bir sancı var. Sonunda bungalovcular geldi. Nişan bitti, düğün bitti. Müteahhitin karısıyla Nayda Hanım göründüler. Hoş geldiniz. Rahatım rahatım Sevgi abla, Allah razı olsun. Arabadaki son halimizi gördükten sonra bence sevinmişsinizdir. Bence bungalova vurduk biz de. Ya canım çıksın. Neyse, Eylül'deki nişana inşallah. Müteahhitin karısı. Kaçacağım zannetme bir pop kekinden. Borça görmeye de gelmedin. Geleceğim, bugün gelecektim buraya geldim. Borçayı nerede gör? Evde borça mı kaldı? Borça gitti. O zaman da gelecektim. Borça gördüğü niye gelmediniz? Gelecektim. Anne korktular ki bir hediye getirirler diye. Var yemezler. Buradan hanımlara tavsiye, arada kocanızı bırakıp uzaklara gidin. Neslihan Hanım bir hafta Erzurum'a geldi diye kocası kahvaltı hazırlamış. Patates, biber, patlıcan karışık kızartmış, evi süpürmüş. Sürpriz olsun diye araya avize takmış. Nesli yaramışlar ki sana sürprizimiz var. O da demiş ki koluma bilezik mi aldı? Araya avize takmışlar, evi süpürmüş, simiş, hiç bulaşık bırakmamış. Hep soruyorsunuz ya, bu karılar geziyor, bu bunların kocası nerede? Evde iş yapıyorlar. Yan gelip yatan da bil, kendini yırtan da bil. Yap bir makarna. Allah seni kahretsin. Nayda ablanınkini hiç demiyorum bile. Adam bütün gün çocuk bakıyor zavallı. Bununki aşçı. Kiber abla hiç demiyorum. Onunkini Nur içinde yazsın. Anam zaten boşamış. Bir müteahhitin karısı kaldı. O da çocukları atıyor adama, geziyor. Oh ne güzel vallahi.
Mihra, paran nerede? Paran var mı para? Paran var mı? Paran var mı? Var. Öp beni bir kere. Öp beni bir kere. Ben seni öpeyim. Öp dayıyı. Öp beni bir kere, sana para vereyim o zaman. Para verecekmiş, öp. Ay, bizim çocuklar bile para göz. Buradan de. Paramı ver. Ne istiyor şimdi? Baya ver. Baya ver, baya ver, baya ver. Sen de bize dilenirsen böyle, dur. Serencim, aya gideyim. Sana sır, Hacettepe'de cerrah. Her gün ameliyatları bu kız yapıyor. Kız 6'da herkes işe gidiyor. Küsnük. He? Ha, anasını çalışan kızı. Ya şuraya yemeğe gelmedin, kaçırdın. Kız ben 19 sene 6'da kalktım. Bir de diyorlar ki nişana niye gelmedin? Anneciğim, onların kalkması nerede, bizim kalkmamız nerede? Analı kızlı. Harika değilim. Bunlar analı kızlı, hep onlar çalışıyor. Evet. Biz çalışıyoruz. Aa, biz. Melek Hanım duyuyor efendim. Kaça kadar? Ben de hayatımda... Canım mısın? Ama bak, en erken de sen emekli oldun Melek abla. Ben hayatımda 8'de gittiğimi görmedim. 6'da öğlen 12'ye kadar yatanlar utansın Melek ablacığım. Yatanlar utansın Melek ablacığım. Nesli, duydun mu? 12'ye kadar yatansan, yatanlar utansın dedim. Nesli dedi. Cemile, Melek abla da aynen dedi. Yalaka gel. Yalaka önde gidelim. Nesli yan abla. Ha, yalaka seni. Kalmıyorsun hemen. Cemile, define bu yanını hem bu yanını. Evet, vecihime veda ettim az önce mavi beyazıma. Artık Nayda Hanım benim efendim motorumu düşürmez, artık kendi motorunu kullanırsın. Tamam, teşekkür ederim. Vecihim İnşallah sana emanet. Kazasız günlere. İnşallah. Kendimi iyi kullanacağım. İki gün sonra karakoldan toplama isterim. Allah'ım. Ağzına hayra açıyorum.